Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi notlarımdan okuyorum. İncir. Bir cümleyle incir. Noktalardan müteşekkil noktayı kübradır. Anladın mı abi? Bir daha. Çok ilginçtir. Sekizinci sözde geçiyor ya. İncir nedir incir? Noktalardan müteşekkil noktayı kübradır. Ama ne, nerede? Noktalardan müteşekkil. Nereyi sana hatırlatıyor bu? Noktalardan müteşekkil büyük bir noktadır. Zemin sayfasında bir noktadır. İncir, zemin sayfasında yazılan yazının bir noktasıdır. O nokta bazen bir harfin i'sidir, bazen ç'dir, bazen b'dir, bazen t'dir, bazen son duraktır. Nokta. Bak, noktalardan müteşekkil nokta-i kübradır. Ne hatırlattı sana? Noktalardan müteşekkil. Büyük bir nokta. Hüve nüktesi mi? Hüve nüktesi. Şeydi, mecul değil mi? Ene. Nur-u Muhammed'i enelerin cemi, tırrırtların cemidir. Ene, 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 cemi mecul. Yani mec'ul bütün kainatın çekirdeği. Orada hepimiz var. Tek tek noktalarız. Peki Risale'de nokta ve elif diye Risale var. 30. sözde. Şimdi o nokta enedir. Noktaları toplarsan incir olur. Tamam mı? Başka. Şimdi şey okuyorum. İhlas. Terklerle oluyor ihlas. Eylemle olmuyor. İhlasın ruhu terktir. Yani sen bir şey yapıyorsun. Bunun en zirve makamı İsa hasleti. Sahabeleri sahabe yapan neydi? İsa hasleti. İsa hasleti nedir? Kardeşini kendisine tercih etmek. Kardeşini tercih edebilmesi için kendisini terk etmesi lazım. Terkin altında kardeşini tercih etme altında terk vardır. Tamam. İhsan hasleti kendini terk edebilenin kardeşini tercih edebilmesi, kardeşini tercih etmesidir. İhsan. Bu ihlası yani kendini unutmayı, kendini terk etmeyi mani olanlardan, kendini terk etmeye mani olanları sayıyorum. Çok ilginç. Bir daha okuyayım. Sahabeyi sahabe yapan İsar hasletidir. İsar hasleti demek kardeşini kendisine tercih etmektir. Kardeşini kendisine tercih etmek demek kendisini terk etmektir. Kendisini niçin insan terk edemez? Yani hangi sebep? Bir, hastalık damarı. İki, korku. Üç, tama. Dört, şan-ı şeref, rütbe. Beş, derdi maişet. Bunlardan dolayı bir sürü şey kafadan söyler mesela. Örf ve adet. Fakat külliyatta buldum bunlar. Yani kendini terk etmemek enaniyet de herhalde olur. Risale'de geçiyor enaniyet var. Ama bunları bir şeyde paragrafta topladım. Yani ben demeyiniz biz deyiniz diyor yani lahmıyı eneyi lahmı yapmıyor. Evet. O zaman eneyi de koyalım da buraya. Ene. Eneyi hüveyi gösterdi ya. Evet. Eneyi. Başka bir yer okuyorum sevgili kardeşler. Tahta burada var değil mi?
Meft. Meft. Şöyle yapayım. Tamam mı abi? Şimdi onu okuyorum. Birazdan yazacağım. Akıl cihazdır. Risale'de geçiyor bunlar, biliyorsunuz. Ölümü çözemez akıl. Niçin çözemez? Çünkü ölüm bir sistemdir. Dirilmek de bir sistemdir. Bu yapılırken akıl malzemesi kullanılmamış. Bizim bildiğimiz gibi akıl kullanılmamış. Kullanılmamış. Yani şöyle diyeyim. Üç tane sıra yapayım. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu elden önce bu eli yapan olması lazım. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu gözden önce bir göz olacak, bu gözü yapsın. Tamam? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıl yapılırken başka bir akıl olması lazım. O zaman bu akılla o akıl çözülmez. Tamam mı? Mantığı bu. Şimdi meft, meft teristtir. Meft ölüm değildir yani. Teristtir. Şimdi doğmayı, dünyaya gelmeyi ve dünyadan gitmeyi akıl çözemez. Çünkü akıl bir cihazdır. Bu bununla alakalı bir mevzu değil. Şöyle diyeyim. Termometre neyi ölçer? Sıcaklığı. Basıncı ölçer mi? Niçin ölçemez? Evet. Onun için değil. Cihaz o değil. Peki. Siz metreyle sütün kaç kilo olduğunu tartabilir misiniz? Niçin? O değil. Akıl da ölümü ve doğumu çözemez. Çünkü o değil. Ya diyorum, akıl diyor cüz'i düsturlarına kalırsa diyor, kendine kalırsa diyor, akıl diyor özgür kalır. O kadar. Akıl nedir? Akıl bir cihazdır, termometre, barometre gibidir. Kainattaki, dünyadaki ilişkiyi ve çelişkiyi, yani güneşle çiçek ilişki, karanlıkta aydınlık çelişki, zıtları, bunu fark eden bir cihazdır. Tamam, cihaz. Bu ölümle doğum onun işi değil. Yani akılla doğumu izah edemezsiniz. Ben niçin yaratıldım? Çözemezsin yani. Şimdi akıl cihazdır, ölümü çözemez. Peki ölüm korkusu nereden kaynaklanıyor? Şimdi ölüm denen bir hadiseyi, ölüm korkusu var ya insanlarda, akılla çözmeye çalışıyor. Akıl çözemeyince çarına çar geliyor, çözemedim diyor. O zaman insanda panik başlıyor. Ölüm korkusunun sebebi budur. Bunu bir doktordan göremezsiniz. Böyle bir şey doktor izah yapamaz. Risale-i Nur'u bilmesi lazım. Bu benim değil yani çözümüm. Bak, insanın en güvendiği, dayandığı nokta, dal, akıl değil mi? İnsanın en büyük sorunu ölüm değil midir? İnsan diyor ki, kadın ve erkek diyor ki, ölüm korkusu, kalp krizi, kabir meselesini, dayandığı adam, güvendiğim şey, avukatı, akıl. Bir çöz hele şunu ya dedi ya, beni rahatlat. Akıl gidiyor, uğraşıyor, patlanaj yapıyor, çarla çar diyor ki çözemedim diyor. İnsan çözemeyince, sen de mi çözemedin? Panik böyle başlıyor. Nasıl çözemedin abi? Çözemediği için korkuyor insan. Kandaki, korkuyor. Korkmasının sebebi akıl çözemediği içindir. Üst akılla çözeceksin. İnsanın en büyük meselesi kabirdir diyor şu anlarda. İnsan bu kabir meselesinin önündeki kabiri çözemedikçe bu dünyada ona rahatlık yoktur. Kabiri kim çözecek? Korkmasının sebebi çözemediği için. Akıl zaman ve mekandaki itibari ve nisbileri çözmeyle vazifelidir. Mekanın ve zamanın içindekileri çözmeye yarayan cihaz, bak, mekanın ve zamanın içindekileri
içindekileri çözmeye yarayan cihaz, nasıl ki gözlük görmeye, çözmeye yarıyor. Yani nasıl ki gözlük görmeye yarıyor. İşitmeye yarar mı? Ne dedim, ne dedim? Gönlüm kanlar mı? Ne dedim, ne dedim? Neresin? Yani gözlük görmek için. Sen bunu kulağa koyarsan, sesi gözlükle çözmeye kalkarsan, sende hastalık olur işte. Yani niye korkuyor? Çünkü insanın en çok güvendiği akıldır. Akıl çözemedi. Neyi çözecek? Neresi çözecek şimdi? Gelecek konu. Meft ise mekanı değiştirmek değil. Nasıl? Bak şimdi. Meft tebdili mekandır. Tebdili mekan, mekanı bedellemektir. Ama nasıl lügat veriyoruz? Ki ne kadar yanlış. Yanlış demeyeyim de yanlış ama yanlış. Değil, evet, değil. Yani zahirini diyelim. Şu odadan o odaya gitmektir. Zahirisi bu. Batınısı hakikati nedir? Bu mekanı bedellemek. Aynı mekandasın, çıkmıyorsun, mekan değişiyor. Mekanı sen değiştirmiyorsun, sen değiştirmiyorsun. Sen aynı yerdesin, mekan değişiyor. Tavuk yumurta, yumurta tavuk, çekirdek ağaç, ağaç çekirdek. Tebdil bedellemektir. Yani bedelini koymaktır. Üstündeki battaniyeyi kaldırmaktır. Meft. Korkunç bir fark. Odayı terk edip odaya gitmek değildir. Odada sen duruyorsun, mekan değişiyor. Aynı sensin. Üzerinden gömleği. Anneannemiz vardı. Oğlum oğlum kaldır elini kaldır. Gömleği öyle çıkartırdı kaza. Annem öyle yapardı. Kirli oğlum istattın gene falan. Kaldır kaldır kazamızı tutardı. Hadi kaldır. Ne yaptı? Üzerimdekini değiştirdi mi? İnsan ruhu sabit, cesedi çıkartıyorlar. Yani tahvili vücut yetine uyuyor ama. Evet, tahvili vücut. Meft, mekan değiştirmektir. Yani kendisinin üzerindekileri. Yani tebdili mekandır. Yani bu odadan diğer odaya geçmek değil, bulunduğun odayı kaldırıp bakınanlardaki ne yazmışız? Bakınanlardakilerle mekanlar ortaya çıkarmaktır. Peki geçtiği yerde bir mekan değil mi abi? Geçtiği yerde mekandır da yani mekanlar değişiyor bunda. Bunda değişiyor. Yani bunun üzerinde cereyan ediyor. Mesela ben bu odadan odaya gittim. Giden benim. Onlar sabit. Yani zaten odadan odaya geçmeyi biz kendimiz diyoruz. Normalde oradaki kelimeye baktığı zaman tebdili mekan. Zaten bulunduğun yerde zaten yine mekan... Yani şu. Sendekiler değişiyor. Sen değiştin. Sen o gezmiyorsun. Onlar değişiyor. Nakıs mana verilir ama normalde mekan değişikliği ne oluyor? Tebdili mekan oluyor yani. Başka bir mekana geçiyor yine. Sen geçmiyorsun. Başka bir mekana geçmiyorsun. Başka bir mekan oluyor. Başka bir mekana geçmiyorsun gene. Bu mekanın başka mekanı oluyor. Burası başka bir şey. Tabi inceye tabi ama bunu ders, umumi ders yaparken böyle pek girmemek lazım. Bu zahir manası odadan odayı değiştirmektir diyeceksin. Ne diyeceksin? Yatak odasını mutfağa geçmektir. Yani öbürü mesela onu daha da yaşıyor. Tahvili vücut deyince çok zahir bir şekilde açıyor mesela tebdili mekanı devamındaki cümle. Ne diyor? Tahvil vücut değişikliği yani. İşte tamam vücut. Mesela bak. Vücut gitmiyorsun ama aynı zamanda değişiyor yani. Değişiyor. Çünkü alem-i şehadet, alem-i gaybın üstünde tenteneli bir perdedir. O zaman perde nereyi ve neyi örtmüşse, mesela şu perde, bak bu perde neyi ve nereyi örtmüşse, örten de örtülen de aynı yerde. Alem-i şehadet, alem-i gaybin üzerine tenteneli perde mi? Örtü mü? Neyin üzerine? Ahiretin üzerindeki perde, örtü bu dünyaymış. O zaman bu örtü, örtü, o örten perde ile örtülen yerde aynı yerde. Ahirette dünya aynı yerde, arasında bir perde var, örtmüş. Yani serpak var mı diye bakacaktım ama tamam anlaşıldı. Örttük abi,
kandır. Alem-i şehadet, bu alem-i şehadet perdedir, tenteneli perde. Örten de örtülen aynı yerde. Mert. Ceylan Hazretleri yani cennete meyve kurtarması gibi. Yani. Şu diyor, lemalar da işte. Alemi gaybın diyor, cennetin diyor, cennetin alemi şehadette müstemlikeleri ve daireleri var diyor. Yani büyük elçilikleri. Mesela Suudi Arabistan elçiliği içerisindeki sistem Arabistan kanunu geçer. Diş duvardan bu tarafa Türkiye Cumhuriyeti kanunu geçer. Orası bir devlettir. Suudi Arabistan'dır. Rusya'dır. Tamam mı? Yani bu konsolosluk buradayken buralı değil. İçerisinde TC kanunu geçmez. Aynı bunun gibi de alemi şehadette alemi gaybın müstemlikeleri, daireleri ve karakolları var diyor. Lemalarda. Kaçıncı lemada? 28. lemada. Geylan oradan koparıyor. Yani uydurukçasıyla bir fabrika düşünün, burada bayisi var. Fabrikadan alacağın kalemi bayisinden alır biliyorsun. Mert sermayemizdir, nimettir. Mert sermayedir, nimettir. Ölüm çürümektir. Mert çekirdekten ağaç olmaktır. Bunu anlamak meftin, yani meft sistemdir. Sistem. Sistemin işlemesi tılsımdır. Bak, bunu anlamak, mefti anlamak, meft sistemini anlamak tılsımla çözülür. Sekizinci sözde. Tılsımla çözülür. Tılsım neydi? Yapayım. Ustada ne verilmişti? Şöyle diyeyim. Bakayım hatırlar mısın, yapabilecek miyim? Ustada elektrik. Başka ne verilmişti? Alet. Bu ne demektir diyebilen var mı? Hangi soru? Elektrik. Elektrik iman. İmani? Billah. İmanı olmak. Billah. İmanı, imani, imani. Bil ahiret. Doğru mu? Doğru. Bu da ne demek? Bu da nasıl yapmıştık? Yirmi ikinci defterimi getirir misin? Masamda 22. defter veya 20. Onu yanlış yapmayalım. Allahu alem, imani billah. Elektrik, buraya da ne demiştik ama şunu yapalım, bu gelene kadar. Ver abi, 58, iki de değilmiş. 58, 57, tamam. Hikmeti imani. Böyle yapıyorum ki çok güzel böyle hafızanızda kalsın diye. Burası neresi biliyor musunuz?
sır. İşte mefti çözen budur. Mefti tılsım çözüyor. Allah'a iman, ahirete iman. Mefti bu çözüyor. Bu ne kadar inkişaf ederse imanı billah, imanı bil ahiret, tılsımın artıyor. Yani mefti ortadan kalkıyor. Ya ne demek? İmanı bil ahiret ve imanı billah üzerindeki vücut mertebeleri değişiyor. El dışarıdan içeriye doğru gidiyorum. Soğan kabuğu gibi. Resulüm. Vücut. Gir içeriye. Hayat. Gir içeriye. İnsaniyet. Gir içeriye. İslamiyet. Gir içeriye. İman. Gir içeriye. Marifet. Gir içeriye. Muhabbet. Bana hususi de bir de bu verildi diyor. İlmi Kur'an'ın ve hikmet imanı. Niye verildi diye çok merak ettim. Çünkü bu asrın vazifedarı Ad, Semud, Lut vesaire kavimlerin helak olmasına sebep olan pislik günahları var. Daha geniş. Ama o kavimlerin bu günahlardan kurtulmasına sebep vesile peygamberdi. Ama bu asırdaki Mehdi Ali Resul peygamber değil haşa. O meziyet. Ama ustada vazife veriyorsun, yetki vermiyorsun. O zaman o peygamberlerin mazhar olduğu ismi azam bunun eserine verilecek ki bu pislikleri çözsün. Ha? O zaman hususi verildi. İkisini de sır işte. Bu ne yapar? Elektrik karanlıkları aydınlık yapar, çalışmayan cihazları çalıştırır. Alet ise yerin altında tüneller açar. Yani yürür. Tamam mı? Şimdi ondan sonra meftiş yapacağım. Bunu çekersem bir şey Ersalç yapabilir. Şey yapacağım ben size. Esas yazacağım yeri geldim. Çektikten sonra siliyorum. Bir çek abi. Tamam mı? Bak şimdi. Bak şimdi. Bana bak şeyi getirseydin ya. Var ya. Zor olacak ama. Tılsım. Tılsım. Kusura bakmıyorsun değil mi abi? Ağrıları kullanırsın. He? Okuyardı kullanırsın. Tabii ya. Allah razı olsun Allah'ından ya. Harika bir şeyler düşünmüş ya. Sureti hakikata, sureti hakikata, sureti hakikata, hakikatı mahiyete, hakikatı mahiyete, yanlış yazarsam söyleyin. Mülkü melekuta, mülkü melekuta, 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 kü olmaz değil mi? Mekan, mekan üstünü kaldırmak. Mekanın üstünü kaldırmak, la mekan,
şöyle yapayım da la mekan. Buydu. Aslanın ata ejderhanın kapıya ejderhanın kapıya döndürülme sistemin adıdır. Döndürülme sistemin adıdır. Adıdır tılsım. Bunu böyle değiştiriyor. Tılsım sureti hakikate dönüştürüyor. Hakikati mahiyete dönüştürüyor. Mülkü melekuta dönüştürüyor. Mekanın üstünü kaldırarak la mekan yapıyor. Aslanın ata, ejderhanın kapıya dönüştürme sistemi. Bu sistem insanda. Bu sistem insanda. Hakikatin mahiyeti nasıl oluyor abi? Şimdi şöyle düşün bak. Sırayla surette hakikate geçtik. Bak suret hakikat mahiyet. Hemen şey yapayım ben ki gözüksün ki daha şey olsun. Cilve, cemal, nakış, sanat. Bu surettir. Bu kaynakları olan esmalar bütünlüğü. Tamam mı? Hakikat bu. Şimdi hakikatin de kaynağı sıfatlardır. Şimdi sen bana ne sordun? Hakikat mahiyeti nasıl geçiyor? He. Döndürüyor yani hakikatin mahiyeti. Tilsim. Şimdi hakikat ismi olduğunu anladık mı? Şimdi Üstad diyor ki 17. sözde, suretten hakikata geçersen esma yoluyla semayı bulursun. Şimdi bu kainatta biz çiçek, yaprak falan görüyor muyuz? Evet. Bu nedir? Esmanın cilvesi cemalini hakikaten sureti. Tamam bak şimdi iyiydi. Gördük mü? O çiçeği tefekkür edince surette nereye geçiyorsun? Hakikate geçiyorsun. Tefekkür ediyorsun. Hı. Tefekkür aklidir. Aklın maya şey alıyor, iksir oluyor. Yani dölleniyor. Meylemdir burası. Vahiy geliyor. Dölleniyor İsa. Bak seyrediyoruz. Tamam. Hı. Seyrediyoruz. Eğer cilve, cemal, nakış, sanat yapıyorsak akıl İksir oluyor. Tefekkür edince hakikate geçiyorsun. Hakikate geçtik mi? Sonra sende böyle halet olmuyor mu tatlı böyle? Namazda da. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O hakikat değil artık. Lezzet-i ruhani oluyor ki mahiyet.
Yani aslında bunları biz yaşıyoruz, tanımlayamıyoruz. Mesela çiçeğe bakıyoruz, hayvan da bakıyor. Bu insan surette kaldı, çiçekte kaldı. Onu Allah ile düşünürsen, bu sen hakikate geçiyorsun. O hakikate geçince, tefekkür edince böyle, sen de bir lezzetli bir şal oluyor yani. Tefekkür. Bu hakikattır. Lezzet. Bir de o ruhani bir hal alıyor. Lezzeti ruhaniye. O da mahiyet. Nasıl mahiyetten lezzeti ruhaniye mi diyeceğiz abi? Yok. Hakikata lezzeti ruhaniye burada. Suretten evet. O artık tefekkür burada. Tefekkür burada. Sureti tefekkür ediyoruz. Bu. Tamam, lezzet aldık. Hakikate geçtik. Sonra o bizim ruhumuzdaki tabiatımızı şey diyor. Fıtratımızda ne var? Nefis neydi? Nefse mare değil. Şey diyor. Tabiat. Asap. Damar. Hissiyat. Heves. Beş tane. Heva yok. Bunların halitasından olan bir sistem var bizde. Ruhta. Onlar inkişaf ediyor. İstidatlar yani. İstidatların inkişaf edip kabiliyete dönüşmesi ise mahiyet. Onu yazayım. İstidat ların kabiliyete dönüşmesi. Peki onu anlatayım. Ne demek? Herkeste doktor olma istidadı vardır. Herkeste alim olma istidadı vardır. Herkeste anladığını anlatma istidadı vardır. Ama herkeste o kabiliyet yoktur. Ha, tefekkür ettik. Lezzete dönüştü. Tefekkür senin elinde değil. Tefekkür ederken lezzettir o. Ya. O zaman sendeki sistem, yazılım istidattır. Sende uyananlar kabiliyettir. Doktorluk herkeste var. Alimlik herkeste var. Bu istidat. Ama herkes bunu yapamaz. Kabiliyeti yok. Kabiliyete dönüşmesi mahiyete dönüşmüş oluyor. Tamam mı? Evet. Peki şey yapalım. Şurada. Allah razı olsun. Seyredenler nasıl düşünüyorlar ya? Ben hiç 40 yıl düşünsem böyle bir cihaz hatırıma gelmez. Hatırına kadar güzel ya. Peki, konuştuğun, müzakere ettiğin mevzu Allah ise lezzetin o cinstendir. Cenneti mevzu ediyorsan lezzetinde de o cinstendir. Neyi gaye edilmişsen lezzetin de eyleminde o cinsten olacaktır. Lezzetin mukaddemesi de lezzet değil yani. Evet, mesela şöyle diyoruz. Kimin derman derdin içindedir. Kimin derdi Allah ise derman da Allah'tır. Eğer Allah derdine derman olmuyorsa senin derdin Allah değildir. Bir daha. Dertler bana derman imiş. Şöyle diyeyim. Gençler olduğu için. Ferrari arabasını kafaya taktınız. Yusuf, Ferrari mi diyeyim, en çok neye kafaya hangisini taktın? En çok ne mesela ne istiyorsun? Fark etmez. Ferrari diyeyim. Senin derdin bu oldu diyelim. Tamam mı? Sen kafaya taktı. Senin adı neydi? İsmail. En çok mesela şu benim olsa dediğim bir şey var mı? Uçaktır, arabadır, ayakkabı. Aston Martin. He? Aston Martin. Ne? Aston Martin. Aston Martin nedir o? Araba. Ha öyle mi? Ne adı bir de söyle bakayım. Aston Martin. Aston Martin. Böyle bir araba mı var? Evet, pahalı bir araba. Allah'a emanet. Tamam. Ha neyse. Diyelim ki Aston Martin dediğin araba
şimdi sen gayedin diye örnek için söylüyorum. O senin derttir. Sana tofaş versem derdin gider mi? Peki o derdinin gitmesi için ne vermem lazım? Onu vermem lazım. O zaman derdi neyse dermanı da odur. Oldu mu şimdi? Ha, dertler bana aynı zamanda dermanmış. Şimdi eğer senin derdin Allah ise dermanın da odur. Eğer Allah sana derman olmuyorsa böyle dersler, o zaman senin derdin Allah değildir. Çok acayip değil mi? Ben mesela illa benim işim hocalık diyor. Nasıl? Benim işim hocalık diyor. Hoca buna derman şey, çare bulamıyorsa da bir hocalık değilmiş. Yani. Tabii mesela doktorluk yani. Yani rastlıyorsunuz, beni arıyorlar ya. Ondan sonra tebarek yapıyorum, şey yapıyorum. Baktım hiç önleme var mı? Ter, vücutta yanma, ter vesaire vesaire. 7 tane alamet soruyorum. Yok kardeşim doktorluksun. Hiç uğraşmıyor. Ne cin, ne şey sihir, büyü, gözü olmuş bunlar. Bunlar hikaye. Bunlar sömürmenin, ahmak yerine senin konulmanın şeyidir, alametidir. Seni ahmak yerine koyarlar. Son şeyi de okuyayım şurayı. Allah'ın Celle Celaluhu vaat ettiği hayatın benzeri dünyada var. Mesela, ahiret niçin yok diye bir tanesi söyledim. Allah vaat ettiği cenneti vaat ediyor değil mi bize? Onun benzeri var dünyada. Mesela bir anda her yerde olacaksınız diyor Allah cennette. Ses dalgası ve güneş bir anda her yerdedir. Allah diyor ki cennette bir anda her yerde farklı farklı iş yapacaksınız. Hiçbir iş bir işe mani değil. Hepsi de sen olacaksın. Fotoğrafı değil. Güneş bir anda kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda, şeftali, armutu, koyunların tüyünü, gezegenleri tutması, insanları ısındırması, karıncanın hareketi, odunun enerji depolanması. Bir anda nihayetsiz iş yapmıyor. Şuursuz, hayatsız, akılsız olan güneş bir anda nur, yarım nurani olduğu halde dünyanın her çeşit işlerini bir anda sıraya koymaz. Sıraya koymaz. Yapıyorsa bunu yapan Allah, bu güneşi yapan Allah daha neler yapamaz? Yani Allah bir anda her şeyi nasıl, farklı farklı şeyleri nasıl bir anda yapabiliyor? Güneş nasıl yapıyorsa? Karıncayı yürüten enerji, oduna depolayan enerji, koyunun tüyünü, gezegenleri tutuyor, bana enerji verip konuşturan, sebep olan güneştir. Sıraya koyuyor mu? Ya Rusya'dakiler siz kalın, ben Afrika'yı yapıyorum şimdi. Ey doğudakiler, Asyalılar, siz durun, batıyla meşgulüm. Diyor mu? Bir anda nihayetsiz iş bir iş gibi. Allah diyor ki cennette bir anda her yerde olacaksınız, nihayetsiz iş yapacaksınız bir iş gibi. Allah böyle vaat ediyor. Olur mu acaba, yapabilir mi? Yapıyor. Var ha. Allah vaat ettiği hayat var zaten. Peki Allah diyor ki cennette koparttığınız anda meyve olacaktır. Mesela burada numunesi var. Bir meyveyi kopartsak kaç ay sonra tekrar meyve olur o dala? Olur mu ya, bir sene sonra? Tabii ya, bir sene geçmesi lazım. Mayıs 1'de şey. Şimdi ne var piyasada meyve? Yeni. Şeftali. Şeftali koparttık. Bir de kaç ay geçmesi lazım ki şeftali olsun? 12 ay. Peki dünyanın hızını iki katına çıkarın. Kaç ayda bir şeftali olur? 6 ayda. Dünyanın hızını üç katına çıkar, kaç ayda şeftali olur? 4 ayda. Dünyanın hızını 4 katına çıkar hızını, 3 ayda şeftali olur. Dünyanın hızını 6 ayda çıkar, şeftali 2 ayda olur. Dünyanın hızını 24 katına çıkar, koparttığın anda olur. Anladın? Cennet işte. Ölümsüzlük, hakikatların sureti değişip aslından korunması gibi. Mesela ölümsüzlük, ama ölüm suretedir. Hakikata dönüştürme, ölüm yoktur. Vaat edilen zaten benzerleri dünyada mevcut. Daha yapamaz. Nasıl diyorsun? Öldükten sonra dirileceksiniz. Zaten yapıyor. Ölmüş bağır, şey, kışın ölmüş bağrı diriltiyor. Ölü maddeleri, bak. Ölü maddeleri yiyip içiyoruz.
diri diri dolaşıyoruz, sonra ölüler dirilir mi diye soruyoruz. Ölü maddeleri yiyip diri diri dolaşan ölüler dirilir mi diye sorabilir mi? Zaten yapıyor bu dünyada. Allah vaat ettiği dünyada benzeri var zaten. Bunu da kesiyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavatı.